Hoş geldiniz. Merhaba arkadaşlar, tekrar kolay gelsin. Arkadaşlarımızın görev yaptığı hoş basın bürosu. Öyle mi? Şöyle buyurun lütfen. Nasılsın Sayın Bakanım, hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun. Hoş geldiniz. Sizi daha önce kuleyi ziyaret etmiştiniz. Şey mi? Burada mı? Şey. Evet. Evet. Hayırlı olsun o zaman. Kurdaki bu artışla ilgili yorumunuzu alabilir miyiz? Kabineden bugün zaten kurla ilgili açıklamalar geldi. Fiyatlarına, uçak biletlerine olsun, demir yollarına olsun. Değerli arkadaşlar, özellikle uçak biletleriyle ilgili söyleyelim. Tabii havalimanı gelirlerimizin birçoğu dövize endeksli. Zaten dolayısıyla masraflarımız da dövize endeksli olduğu için orada bir denge var, orada bir sıkıntı yok. Ama herkes de biliyor ki spekülatif ve geçici bir şişirme bu. Biz hiçbir zaman günübirlik hareket etmiyoruz. Bir aylık verilerle de hareket etmiyoruz. Uzun soluklu veriler ortalamasıyla hareket ediyoruz. Dolayısıyla herhangi bir, bu anlamda şu an herhangi bir işlem yapmamız söz konusu değil. Hakeza trenlerde de, tren biletlerinde de aynı şekilde herhangi bir artış yapmamız söz konusu değil. Böyle bir beklenti içerisinde kimse girmesin. Kaldı ki tekrar söylüyorum, bu şişirme rakamlar kısa sürede tekrar orijinal olması gereken yere gelecek. Zaten onların bizi zorladığı nokta, oyunlarla günübirlik cevaplar verelim istiyorlar. Kusura bakmasınlar. Büyük bir ülke, güçlü bir ekonomi ve özellikle ekonomik istikrarı çok çok önemseyen, bütçe dengeleri açısından çok dikkatli hareket eden bir hükümet olarak günübirlik beklentiler çerçevesinde hareket edip günübirlik adımlar atmayacağımızı bilmeleri lazım. Dolayısıyla da herhangi bir sıkıntımız söz konusu değil. Elbette ki işlerimizle ilgili yurt dışından gelen ithal malzemeye bağlı fiyat artışları söz konusuysa da aynı şekilde yaptığımız işlerle ilgili ihracatta da rakam artıyor. Sonuçta pahalı alıp ucuz satmıyorsunuz yani. Pahalı alıp ucuz, pahalı satıyorsunuz veya ucuz alıp ucuz satıyorsunuz. Önemli olan oradaki o dengeyi yakalamak. Bizim şu anki gerek havacılıkta gerek demir yollarında biletlerle ilgili herhangi bir ücret artışı yapmamız söz konusu değil. Havalimanı inşaatı devam ederken elbette ki proje gereklerine bağlı olarak ilave ihtiyaçlar söz konusu olabiliyor ki geçmişte oldu ve ihtiyaçların tamamı karşılandı, krediler karşılandı. Şu an alınmamış, ihtiyaç duyulup da alınmamış herhangi bir kredi veya bağlanmamış herhangi bir kredi söz konusu değil. Çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, tabii biz Funda Hanım da, bizler de ev sahibi tarafız. Biz ev sahibi olarak her zaman misafir ağırlamaya hazırız. Hele ki bu misafir Sayın Cumhurbaşkanımız olursa, Anadolu insanı tabiriyle baş göz üste. Biz Şubat ayı itibariyle şunu deklare ettik. Şubat ayı itibariyle pistimiz uçak inişine hazır dedik. Gerekli testleri yapmıştık zaten. Gerekli işlemleri yapmıştık. Şimdi kaldı ki seyir sefer cihazlarıyla ilgili testlerimizi yapıyoruz. Ve biz Sayın Cumhurbaşkanımıza Şubat ayından itibaren davetimizi arz ettik. Dedik ki havalimanımız her zaman sizi uçakla birlikte ağırlamaya hazır. Uçağınızla birlikte gelebilirsiniz. Ve bu davetimizi zaten bu vesileyle bugün tekrar yinelemiş olalım. Umarım ve dilerim Sayın Cumhurbaşkanımızın vakitleri olur. Hem havalimanımıza ilk inişi gerçekleştirirler ve Ramazan olması hasebiyle de yine bu iniş gerçekleşirse de elbette ki davetimiz çalışma arkadaşlarımızla, işte arkadaşlarımızla birlikte iftar yapmak yönündedir. Biz de sizinle birlikte bu daveti tekrar yineleyip bekliyoruz. İnşallah şu seçim sattı mahalli nedeniyle Sayın Cumhurbaşkanımızın programı çok sıkışık ama eminim ki ülkenin kalkınması, büyümesi için çok çok önemsediği projelerin başında gelen bu projeyi ziyaret etmekten her zaman memnuniyet duyuyor. Bu memnuniyet çerçevesinde inşallah vakit ayırıp gelebilirler. Hem biz memnun oluruz, hem oradaki çalışanlar memnun olur. Hem de kendi gözleriyle ve kendi uçaklarıyla da inerek havalimanındaki ilerlemeyi görmüş olurlar.